Adem Hoca ile Türkçe'den tüm değerli arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Dördüncü KPSS Türkçe denemesini çözüyorum. Bu denememiz sevgili arkadaşlar Türkiye geneli bir denemeden oluşmaktadır Murat yayınlarının. Bu denemede arkadaşlar 6 tane dil bilgisi sorumuz var. 4 tane de sözel mantık sorusu var. Yani 30 sorunun 10'unu sizlere çözeceğim. Çünkü tamamen bilgiye dayalı sorular olduklarından dolayı aynı zamanda da dil bilgisinde de önemli konu tekrarları, notlar vermeyi düşünüyorum. Evet, hemen başlıyoruz. Derinemizin ilk dil bilgisi sorusu arkadaşlar. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi yapı bakımından farklıdır? Yapı deyince aklımıza 3 şey gelecek. Basit türemiş bileşik. Yapım eki var mı yok mu ya da kaç kelimeden oluşuyor? Gazlı, lı eki arkadaşlar hatırlayın cılıklısız ekleri vardı. Cılıklısız bilmeyenler not alabilir. Cılıklısız ekleri. Türkçe'de isimden isim yapım ekleridir. En çok kullanılan ekler. Gazlı, bakın tatlı. Genelde bunlar karşımıza çıkıyor. Yani gazlı nedir? İsimden isim yapım eki aldığından dolayı türemiş diyoruz. İçecek, içmekten içecek, yine yapım eki aldığından dolayı türemiş. Tatlı, cılıklı, sızdanlığı eklenmiş. Tattan tatlı. Çekim eki alsa da yapım eki aldığından dolayı türemiş. Yapışabiliyor, gelebiliyor, gidebiliyor, koşabiliyor. Bu nedir arkadaşlar? Yeterlik fiili. Yani bu bir birleşik kelimedir. Fiil artı fiil. Yapmak ve ebilmek fiili. Biliyorsunuz bu nedir? E yeterlik fiili. Yani kuralı birleşik fiil. Bu birleşik sözcüktür neticede. E, sürmekten süre bakın bu da yine gözden kaçabilecek bir kelime var ne kadar uzun süre kalırsa sürmekten süre hatırlayın sınavda da çıktı çevre kelimesi vardı çevre çevirmekten çevre nasılsa sürmekten sürede aynı mantıktır yani fiilden isim yapamaktır bundan dolayı cevap denizli diyoruz birleşik diğerleri ise türemiş sözcük demiş olduk evet ikinci sorumuz denememizin dil bilgisi bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin türleri hangisiyle sırası da verilmiştir? Sözcük türleri deyince aklımıza isim, sıfat, zarf, zamir, edat, bağlaç, ünlem, fiil gelmesi gerekiyor. Kabadokya Kapadokya masalsı kaya oluşumları. Kaya oluşumları isim tanıması. Nasıl kaya oluşumları? Masalsı. Buradaki masalsı nedir? Sıfattır. Bundan dolayı A ya da D olması lazım. Hemen B, C ve E'yi eledim. Çekici kaya mimarisi. Arkadaşlar kaya mimarisi bir isim tanımasıdır. Kaya mimarisi, okul kapısı gibi bu isim tanıması olduğundan kaya burada nedir ki? İsim tabii. Ee, ne diyor? 85 ten beri. Bakın bu da çok önemli. Den beri, den yana, den başka, a göre gibi kelimeler her zaman her yerde edattır. 85'ten beri, 85'ten bu yana, 85'ten önce, den beri den yana. Bunlar edattır. Önemli her kelimesi önemli bir kelime sınavda çıktı. Yılın terediğinden sıfattır. Tamam mı? Ama nasıl bir sıfat? Belgisi sıfat. Hangi yıl oldu belli olmadığından dolayı her yıl, her sene, her gündeki her nedir? Belgisi sıfattır. Yetişe de sıfat. Bundan dolayı cevap A demiş oluyorum. Diğer sorumuz çok güzel bir cümle ögeleriyle alakalı soru. Aşağıdaki cümlelerden hangisi ögelerinin dizilişi bu cümle ile özdeştir? Hemen cümleye bakıyoruz. Kentimizin en büyük yapılarının yanında küçük gece kondu yandıran bakkal ve manav dükkanları yan yana dizilmiştir. Dizilmiştir yükle. Dizilen ne? Burada hemen şuna dikkat edelim bakın. Kentimizin en büyük yapılarının yanında. Bakın eğer D ile biten bir kelime varsa ya dolaylı tümleştir ya da zaf tümlecidir. Bu bizim için bir ipucu bakın. Kentimizin yapılarının yanında, bu zincirleme isim tanıması değil mi? Aynı zamanda konu tekrar yapıyorum. Kentimizin yapılarının yanı zincirleme nasıl yapı en büyük yapı demek ki ben bunu ayıramam bu bir zincirlemişsin tanıması araya sıfat girmiş nerede dizilmiştir nerede kentimizin en büyük yapılarının yanında demek ki bu nedir arkadaşlar dolaylı tümleç ya da yer tamlayıcısı diyorum Özne nedir arkadaşlar? Dizilen kim? Dizilen ne? Küçük. Gece konuda yandıran bakkal ve manav dükkanları. Şöyle D e, halekinden sonraki tamamen ne olur? Öznedir. Özne. Nasıl dizilmiş? Yan yana dizilmiş. Zaf tümleciğim. Burada emin olmak için şunu yapabilirsiniz. Bakın her şeyi yükleme getirin. Bir anlam ilişkisi var mı? Dizilmiş. Kentimizin en küçük yapıların yanında dizilmiş. İşte manav dükkanlara dizilmiş. Yan yana dizilmiş. He demek ki oluyor. Demek ki doğru ayırdım. Dolaylı tümleç, özne, zaf tümleci ve yüklem demiş oldu. Değil mi? Şimdi bakalım arkadaşlar. A şıkkında. Yaşar Kemal'in her anlatısının odağında insan vardır. Vardır yüklem. Var olan nedir? İnsan, özne, nerede? Yaşar Kemal'in e odağında dolaylı tümleç. Doğru. Ama ne eksik burada? Zaf tümleci olmadığından aşık kın B'ye bakalım. Etkiliyor yüklem. Etkileyen kimine bakalım. Küresel ısınma etkisiyle açık denizlerdeki deniz buzullarının küçülmesi etkiliyor. Ha, küresel ısınma etkisiyle açık denizlerdeki deniz buzullarının küçülmesi. Bu bir özne. Kutup ayılarının avlanma ve besleme alışkanlıklarını nesne nasıl etkiliyor? Olumsuz zaf tümleci. Zaf tümleci var. Direkt özne var ama soruda dolaylı tümleç olması lazım da. B şıkkını eliyorum çünkü özne ile başlamış. Soru dolaylı tümleç ile başlıyor. C şıkkına bakalım. Bir dünya sunuyor. Sunan kim ne? İçinde yaşadığımız teknoloji çağı özne. Kime? Bizlere dolaylı tümleç. Bir defa C'yi de eliyorum çünkü özne ile başlamış. Dolaylı tümleç ile başlaması gerekiyor. C'yi de eledim. D'ye bakalım. İnce işçilik örneği sergileyen bu kitapta. Herkesin karşı karşıya kalacağı sorunlar etkileyici biçimde işlenmiş. İşlenmiş yüklem. İşlenen kimle? Herkesin karşı karşıya kalacağı sorunlar özne. Nerede işlenmiş? İnci işli göre bu kitapta dolaylı tümleç. Nasıl işlenmiş bu sorunlar? Etkileyici biçimde zaf tümleci. Bundan dolayı cevap denizli demiş oluyoruz arkadaşlar. Evet geçelim. E, 8 sorumuza bakalım. Aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur diyor. Ses olaylarından hangisi yoktur. Şöyle istiyorsanız soruyu birazcık büyüteyim. Evet sorumuzu büyüttük hemen bakıyoruz. Hangisi yoktur? Sokakta. K'den sonra T gelmiş. Kelimenin kökü K ile bitmiş. Ekimizde T. Sokakta. Ünsüz benzeşmesi. Ya da ünsüz uyumu ya da ünsüz sertleşmesi. Üçü de aynı şeyi ifade ediyor. A şıkkı var. Yavaş yavaş ilerliyorum. 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 L'li olmuş. E'i olmuş. Ünlü daralması burada. Söz konusu bu da var. İnsanların kendini yağmurdan koruyup korumadıklarına baktım. K'den sonra t gelmiş. Baktım. Yine ünsüz benzeşmesi var iki tane. E, baktım kimsenin kendini korumak gibi bir derdi yoktu. Yoktu. K'den sonra T gelmiş. Ünsüz benzeşmesi 3 tane oldu. Dert, derdi. Burada ne var? Ünsüz yumuşaması söz konusu. Bu da var. Herkesin aklı, başına, aklı başka yerdeydi. Aklı, akıldan akıl, ünlü düşmesi var. Ünsüz düşmesi yok. Neydi ünsüz düşmesi? Minicik, ufacık, alçaldı, ufaldı, alçaldı değil mi? K sesinin geneli neyi? düşmesiyle oluşan sözcüklerde de daha çok çıkan sorularda. Bundan dolayı cevap C şıkkı diyorum sevgili arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuza bakalım. Karama dil bilgisimizin diğer sorusu. Hangisinin yazımı yanlıştır? Şöyle soruya bakıyorum. D var değil mi? Cüneyt Oğuz Tüzü'nün hikayesi de aşığı olduğu Anadolu'ya benzer. Hikayesi bile. Bakın buradaki D'da. Bile anlamında olduğundan dolayı bile, dahi anlamında olduğundan dolayı ayrı yazılır. Yani doğru. Hikayesi bile, hikayesi de, dahi bile anlamında. Yani A şıkkı doğru. Şapka getirsek de olur, getirmesek de olur. Kaksa dahi kullanılıyor. Bundan dolayı bir yazım yanlışı bu ana kadar hiçbir sınavda çıkmadı. Buna bakmıyoruz. Önemli burada D'nin ayrı mı, bitişik yazılması mı? Zerafet mi, acaba zarafet mi? Hangisi sizce? Üstüne buraya bir soru işareti koyuyorum. Hemen ne yapacağım? Diğerlerine bakmam lazım. 94 ün rakamlara gelen ekleri kesmiş işaretiyle ayrılır. 94 ün. Bu B, şey doğru. 3 doğru. Mart zaten büyük yazılması lazım. Çünkü 94 var. Ay kelimesi her zaman bakın. Ay kelimesi küçük yazılır. Mart ayında. Doğru. Kesmiş işaretiyle ayrılmış. Martta büyük yazılmış. 4 de doğru. Reddetmek bir bileşik sözcüktür. Hissetmek Reddetmek, affetmek, halletmekte ünsüz söylemesi olduğundan dolayı bitişik yazılması lazım. Yani bu da doğrudur. Çıkan soru aynı zamanda bu. Reddetmek, affetmek nedir? Bitişik yazılması lazım. Sebebi ne? Çünkü bir ses olayı var. Doğru. Peki ikiye bakalım. Aslında bu kelimenin şey arkadaşlar zarafet olması lazım. Hani deriz ya ne kadar zarif insan. Zarafet olması lazım. Ama biz Türkçe'de dilimize zarafet daha kolay geldiğinden böyle söyleriz ama yanlıştır. Zarafet olması lazım. Bakın bunu bilmesen dahi diğer şıklardan bunu sana ipucu olarak vermesi lazım. Diğerleri kesin çünkü. Demek ki bu yanlış yazılabilir dememiz gerekiyor. Evet. Diğer sorumuza geçiyorum. Hangisinin kullanımı yanlıştır? Noktalama işaretleri sorusu. Bakıyoruz. Bir yalnızlıktır hayat. Hayat bir yalnızlıktır. Bir yalnızlıktır yükle. Bakın bu üniversite sınavlarında o kadar çok karşımıza çıktı ki. Her zaman çok önemli. Nedir kuralımız? Bir cümlenin yüklemi varsa. Özellikle yüklemi başa getiriyorlar. Devrik yapıyorlar. Yüklem varsa sonra 3 nokta. Çünkü bu bitmiş bir cümle. Hayat bir yalnızlıktır. Bitti. Cümle bitti arkadaşlar. Biten bir cümleye ben 3 yıldız getiremem. Getirirsek noktalama Hatası yapmış oluruz. Cevaba aşık. Başlayan, süren, biten, yavaş yavaş eriyen. E. Yüklem yok ki. E olabilir. Yani adam bitmemiş bir cümle. Doğru. E, üçe bakalım. Bakın bu da çok önemli. Üç. Normalde bakın. Lütfen not edin. Şart gibi olan S sağdan sonra kesinlikle virgül gelmez. Ama buradaki S tek başına değil. Bakın. Nasıl doğuyorsa, esiyorsa, Yeşeriyorsa, artık buradaki S ne olmuş? Hepsi eş görevli sözcük olmuş. Güneş nasıl doğuyorsa, esiyorsa falan falan. Demek ki ben bu üçe e, S sağdan sonra virgül gelmez. Ama burada getirebilirim. Tıpkı zarf elektleri vardı hatırlayın arkadaşlar, zarf vardı Kenya, Asya. Bunlardan sonra fiil, virgül gelmez. Ama eğer iki tane zarf elekki varsa getirebiliyor idik diyordu TDK. Bu da aynen onun gibi. Tamam mı? paylaşıyor. Zaten cümle bitmiş. Doğru. Bir eşyayla bir rüyayla üç nokta cümle bitmediğinden eş görevli kolumu olduğunu doğru yazılmıştır. Bundan dolayı cevap A şıkkı basit ama oldukça güzel bir soru. Evet KPSS denememizin altı tane olan dil bilgisini çözdük. Umarım herkes full yapmıştır ya da eksik varsa anlamıştır. Son 4 sorumuz sözel mantık sorusu. Tabii ki önce siz şöyle hemen kendi tablonuzu oluşturup hatta 27. soruyu ne yapıyorsunuz çözebilirsiniz. Şöyle 28. sorumuz burada, 29 ve e, diğer sorumuz burada. Şimdi hemen şöyle e, bakıyoruz arkadaşlar. Sözel mantıkta ne yapıyoruz? Önce bir soruyu anlamaya çalışıyorum. Bir caddede bulunan kırmızı, yeşil, beyaz, sarı, mavi renkli 5 ev. Evet, 5 ev varmış. Ve bu evde oturanların nereli oldu. 5 tane ev var. Bir de burada oturanlar nereli demiş. 5 ev demiş nereli. E, Oldukları ile ilgili bir aşağıdaki de bilinmektedir de demiş. Bakalım. Şimdi öncülere baktığımız zaman işte bu evler yan yanaymış. Hepsi 5 evin hepsi farklı renkteymiş. Yeşil evde oturan İstanbul'un bir yanında Ankara'da oturmaktadır. Mavi'nin yanında Niğde oturmaktadır. İzmirli kırmızı bir evde oturmaktadır. Ankara ve diğer bakır yan yana oturmaktadır. Şimdi anladığım kadarıyla oldukça basit bir tablo çizmem gerekiyor. Çünkü bir sıralama sorusu değil. Bir olasılık sorusu da değil. Burada hemen öncüllerde arkadaşlar size ipucum. Sonlara bakın böyle kesinleri bulmamız lazım. Mesela 5 tane ev yan yana. Hemen 5'ini yan yazmayayım ama burada benim bildiklerim ne var? Demiş ki Ankara ve Diyarbakırlı yan yana oturmaktadır. Ben ne yapacağım şöyle? Şöyle yapsam arkadaşlar. Şurada Ankara olsa. Şu Ankara ile Diyarbakırlı tamam mı? Diyarbakırlı yan yana. Şöyle çizdim. Bak bu bu ev. İki ev yan yana değil mi? Hemen ben ne yaptım? Bu öncülü eledim. Bir de kesin olarak şu var. Yeşil evde oturan İstanbul'un bir yanında Ankaralı. Ha demek ki şuraya ben yeşil desem. Bakın şuraya yeşil diyeyim pardon nasıl diyeyim buraya Ha, İstanbul'u şöyle İstanbul'lu olsun İstanbullu kişinin oturduğu ev yeşilmiş hemen yanında da Ankara varmış. O zaman ben ne yaptım arkadaşlar? Bakın bunu da eledim. Bu da çok önemli benim için. Bir de okuyorum. Yeşil evde oturan İstanbullunun bir yanında Ankara'lı varmış. Ha o zaman İstanbullu yeşil ev kesin. Hemen yanında Ankara olacak kesin. Ankara'nın yanında Diyarbakırlı olacak bu da kesin değil mi? Kesinleri buldum. Ama burada şunu da ben yapmak istiyorum. Nedir? İstanbul'un yanında Ankaralı var ama böyle İstanbul'un yanında Ankaralı, Ankaralı yanında Diyarbakırlı var. Ama ben bu tarafa da alabilirim, soluma da alabilirim. İstanbul'dan sonra Ankara, Ankara'dan sonra da Diyarbakır olabilir. Ama ben şunu biliyorum. İstanbul, Ankara, Diyarbakır. Sağa da yazsam, sola da yazsam yan yana olmak zorunda. Peki başka böyle bilmem gereken çok önemli bir şey var mı? Diyor ki mavi evin yanında Nidel oturmaktadır. Mavi ev. Şimdi ben İstanbul'un yanına Nidel'i yazamam. Neden? Çünkü İstanbul yeşil. O zaman ben mecburen mecburen Nidel'i mavi ev dediğinden dolayı Diyarbakır'ın yanına yazıyorum. Nidel'i. Bu tarafa yazmam lazım. Nidel'i. Ve Nidel'i nerede oturuyormuş arkadaşlar? Nidel'i mavi evin yanında. O zaman Diyarbakırlı kesinlikle mavi olması lazım. Bakın çok önemli. Bir daha söylüyorum. Mavi evin yanında Nidel oturmaktadır. O zaman İstanbul'un yanında ben bu sol tarafa yazamam. Çünkü İstanbullu yeşil. Mecburen ben Ankara'ya yazamam. Diyarbakır'dan sonra yazmam lazım. Zaten 5 tane var. 1, 2, 3, 4. Mecbur buraya yazmam gerekiyor. O zaman Nidel'in yanındaki mavi evse diğer Diyarbakırlı. Kesinlikle mavili. Bakın bunu kesinlikle buldum. Çok güzel. Bunu da eledim. Yan yana dedik zaten e, ee, üçüncü dedik. Bir de İzmirli diyor kırmızı evde oturmaktadır. O zaman ben şuraya şöyle desem İzmirli nerede oturmaktaymış? Kırmızılı evde. Kırmızılı. Bu da kesin. Ama burada tekrar ediyorum. Ben bu öncülü yaparken şunu söylemek istiyorum. İstanbul, Ankara, Diyarbakır yazdım kesin. Yanına da Nide yazdım. Ama ben bunu şöyle de yapabilirim. Şu tarafa doğru. İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Nide. İzmir'i her tarafa da alabilirim. Ben bunu anlamış oldum. Şimdi burada diğer boşlukları doldurmuyorum. Gerek yok arkadaşlar. Boşlukları biz, ben kesin olanları doldurdum. Yani burası beyaz mı olacak, sarı mı olacak? O önemli değil. Soruya göre şekillenmemiz gerekiyor. Mesela bakalım 27. soruya. Bu bilgilere göre diğer bakırlı hangi gereklidir Kardeşim diğer bakırlı kesinlikle mavi. Bundan dolayı ne olması lazım? A şıkkı bakın. Yani soruda çok uğraşmamak gerekiyor. Tabloyu çizdim kesin olanlara yaptım. Kafaya çalıştığım birkaç böyle hareket yaptım. Biraz anlamaya çalıştım ama ben başka tablo oluşturmadım. Zaten 27 çok kolay. Diğer bakılı kardeşim mavi. Kesin yani. Başka renk olamaz. Tamam mı? evet 27. soruyu geçtik. Şimdi şeye bakalım. 28. soruya bakalım. Şöyle tablomuzda şurada dursun. Diyor ki İzmirli'nin en sondaki evde oturduğu biliniyorsa. Diyelim ki İzmirli şurada. Burada olsun. Tamam. Kesinlikle yanlıştır diyor arkadaşlar. Şimdi burada ben bu soruya geçmeden önce şunu diyebilir miyim? Şimdi İzmirli sonda ama İzmirli buraya da gelebilir. Bakın ne yaptım ben? İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Niğde, İzmir'i buraya da olabilir. Yani İzmirli burada da olabilir. Burada da olabilir. Şu başta da olabilir. Çünkü benim için önemli olan şey şu. İstanbul, Ankara ve Diyarbakır'ın ve Niğde'nin yan yana yazılmış olması İzmir'i başa soru sorulabilir. Bakalım. İzmirli'nin yanında İstanbullu vardır. Şu anda yok ama şu anda yok ama ben ne yapabilirim arkadaşlar? İstanbul ya burada. Ankara, Diyarbakır ve Niğde'yi sola alırsam İzmir burada kalabilir. Bundan dolayı A şıkkına ben doğru da diyorum, yanlış da diyorum. Tekrar ediyorum. İzmirli en sonda diyor. Burada da son olabilir. Burada da olabilir Ben İstanbul'dan sonra Ankara, Diyarbakır ve Niğde'yi sol tarafıma alırsam İzmirli ile İstanbul yan yana gelmiş olabilir. Kesinlikle yanlıştır diyemem. İzmirli yana Niğdeli var? Evet, var şu anda. Doğru da yanlış da. Yani ben burada ne yapıyorum? Doğru da yanlış da diyebilirim. Çünkü neticede şu anda İzmirli Niğdeli'nin yanında. Ama diğer tarafı alırsam yanında olmayabilir. Yeşil ev en başta yer alır. Şu anda yeşil ev en başta. Doğru olur. Yanlış da olabilir. D'ye bakalım. Diyor ki Ankaralı, Ankaralı evet, Ankaralı mavi ve sar, sarı rengin e, arasındaki evde oturmakta. Yanlış. Arkadaşlar bakın ben şunu diyorum. Ankara her zaman yeşil ile mavi arasındadır. İster sağa al, ister sola al arkadaşlar. Ankara her zaman mavi ve yeşil arasında olmak zorunda. Bundan dolayı D şıkkı. Kesinlikle, kesinlikle diyorum arkadaşlar. Yanlış diyorum. Cevap Denizli. Beyaz ev en başta yer alır. Beyaz ev en başta yer alabilir mi? Olabilir. Neden? Eğer ben eğer ben e, mideliği diğer tarafa alırsam diğer tarafa alırsam mideliği ben beyazla yapabilirim. Doğrudur olabilir, yanlış da olabilir. Bu benim için çok önemli değil ama şu kesinlikle doğru. Yanlış yani. Ankara'lı mavi ve saray, saray evler arasında değil mavi ve yeşil arasında olması gerekiyor diyorum. Evet diğer 29. sorumuza geçelim. Yukarıdaki renklere göre verilen evlerin hangilerinde kimler kesin olarak bilinmektedir. Şimdi beyaz ev bilmiyorum, sarı bilmiyorum ama mavi kesinlikle diğer bakır değil mi? Mavi kesinlikle diğer bakırlı. Bundan dolayı ben ne demem lazım? Kesinlikle mavi yani iki diyorum. Bakın soru zor gelebilir ama Gerçekten şıklar çok kolay. Adam ona göre sormuş yani. Hangisi kesin? Yani şıklarda baktığın zaman mesela yeşili koymamış çok basit olur diye. Mavi tabii ki diğer olacak. Oldukça kolay bir seçenekti. Evet son sorumuza bakalım arkadaşlar. Ne diyor? Sarı evde oturan Ankaralı olduğu biliniyorsa. Şimdi ben şöyle tabloyu gösteriyorum sizlere. İstanbullu yeşil. Diyarbakırlı mavi. İzmirli kırmızı. Değil mi? Eğer ben Ankaralıyı sarı dersem, sarı dersem ne kaldı geriye? Niğde, Niğde de ne olur arkadaşlar? Beyaz olur. Bundan dolayı cevap A şıkkı demiş oluyorum. Tamam arkadaşlar, sözel mantıkta şu tabloyu çizdikten sonra özellikle ben İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Niğde'nin yan yana gelmesi gerektiği, İzmir'i sağda yazarım, sola da yazarım. Bunu bildikten sonra arkadaşlar diğerlerini bilmesem dahi çok kafa patlatmasam da şıkları oldukça rahat ve kolay bundan dolayı 30 A şıkkı demiş olduk. Arkadaşlar 10 tane soru çözdük. 6 dediği bilgisi, 4 tanesi sözel mantık. Umarım hepsini doğru yapmıştırsınız. Adem Hoca her zaman yanınızda. Sizlere çok başarılar diliyor. Tekrar görüşmek üzere.